Meksika'nın sıcak atmosferi, süper otomobiller ve daha fazlası. Bir oyun konsolunu satın almaya iten önemli faktörlerden biri de onun için özel olarak geliştirilen oyunlardır. Bu oyunlar birçok kullanıcı için o konsolu alma sebebi olarak gösteriliyor. Microsoft'un oyun konsolu olan Xbox tarafında ise özel oyun dendiğinde akla ilk gelen Forza Horizon serisidir. Eğlenceli bir atmosferi bulunan bu seri adeta bir festival arasında geçiyor. Seriye yeni eklenen Forza Horizon 5'te de oyunun önceki serilerinde de karşımıza çıkan özellikler aynen korunmuş. Geri alabilme, çılgın ve eğlenceli görevler ve yarışlar, bol adrenalin, güzel müzikler ve her türden süper ya da normal otomobiller. İşte karşımızda Forza Horizon 5. Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu ilginç girişten sonra Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programının yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bu bölümde hem Xbox tarafında ki konsolda hem de PC tarafında oynayabileceğimiz bir oyun olan Forza Horizon 5'ten biraz bahsetmek istiyorum. Seriyi bilenler mutlaka vardır aramızda ama ben bilmeyenler için biraz açıklama yapmakta fayda görüyorum. Aslında temelinde otomobil yarışlarına dayanan bir oyun ama adeta bir festival havasında geçiyordu bugüne kadar. Ve Forza Horizon bir önceki seri ki 4'tü. 4'te de yine bu özellikler korunmuştu. 5'te de aynı maceranın aslında farklı bir varyasyonla karşımıza çıkıyor Forza Horizon. Forza Horizon 5'te artık Meksika'nın böyle hem ormanlarındaki geziyoruz, tarihi eserlerini ziyaret ediyoruz ve aynı zamanda şehirlerinde de yine çeşitli maceralara atılıp çok güzel bir oyun atmosferini yaşayabiliyoruz. Şimdi Forza Horizon 5 serisinde gerçek hayatta birçoğunu görme imkanımız bile olmayan yüzlerce farklı otomobili oynayabiliyoruz ve kullanabiliyoruz. Dünyanın en iyi arabaları ve en çılgın yarışları bu oyunda bizleri bekleyecek. Forza Horizon 5 lokasyon olarak ki az önce söylemiştim Meksika'da geçiyor. Ülkenin sıcak ve tarihi atmosferi oyuna çok güzel yansıtılmış. Bazen sık ve ağaç dolu bir ormanda, bazen tozlu sokaklarda, bazen çöl benzeri çorak arazilerde yarışıyorsunuz. Ayrıca ülkenin tarihi güzellikleri, tarihi binaları, piramit benzeri yapıları da oyuna eklenmiş. Ek olarak deniz kıyısında da girdiğiniz yarış ve festivallerde bulunuyor. Forza Horizon 5 açık bir dünya oyunu ki önceki sürümde de yine aynı şekilde devam ediyordu bu özellik. Devasa bir haritada birçok görevi yerine getiriyorsunuz. Bunlar bazen bir otomobili bulmak, rakiplerle yarışmak, bulunan otomobilleri çekici taşımak ya da bir pist yarışı olabiliyor. Bu devasa haritada istediğimiz gibi seçimler yaparak istediğimiz yarışları yine Forza Horizon 5'te oynayabiliyoruz. Oyunda ise daha önce olmayan yeni bir özellik daha eklenmiş. Diğer oyunculara arabalarınızdan birini ki kendi bir garajınız oluyor ve burada birçok arabanız var ve yarışlara girdikçe farklı yarışları kazandıkça bu arabanın sayısı da artıyor. Size hediyeler geliyor, yarışlardan kazanıyorsunuz vesaire. Bu arabalardan istediğinizi başka oyunculara hatta rastgele bir oyuncuya ya da istediğiniz bir oyuncuya verebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Hediye veriyorsunuz. Başkaları da size veriyor. Mesela ben de oyunda iki tane araba bana hediye ettiler. Ben de iki arabamı başka oyunculara hediye etmiştim. Böyle bir çalışmada yaptık. Böyle eğlenceli bir şekilde oyunun da bu community tarafının gelişmesine katkıda bulunuyorsunuz ve büyük bir topluluk haline gelebiliyor. Araçların modellemeleri her zaman olduğu gibi çok iyi. Vosvos olarak tabir edilen ki Meksika'da buna Watcho diyorlarmış. Battle araçlarından milyon dolarlık süper otomobillere kadar yüzlerce farklı aracı kullanabiliyorsunuz. Elbette her aracı hemen kullanamıyorsunuz. Ve onları elde etmek için bazı aşamalardan geçmeniz ve bazı görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bu da önemli bir detay. Yani şöyle düşünmeyin. Yüzlerce otomobil var. Ben bunu hemen kullanabilir miyim? Hayır, hemen kullanamıyorsunuz. Belli bir araba sayınız var. 8-10 tane arabanız oluyor ama yarışlara girerek çeşitli hediyeler, ödüller, kupalar kazanarak bu araçlarınızı arttırabiliyorsunuz. Ayrıca kazandığınız puanlarla arabada satın alabiliyorsunuz. Tabii o puanların yüksek olması gerekiyor. Özellikle pahalı arabalar için çok yüksek miktarda pahalı şeye ihtiyacınız var. Bir puan, para birimine ihtiyacınız var. Bunu da oyundaki yarışlardan kazanıyorsunuz bu arada. Oyun temelde Xbox Series XS ve Xbox One konsolları için bir de Windows 10 üzerinden oynanabiliyor. Yani hem konsolda oynayabiliyorsunuz hem de arkadaşlar PC yani bilgisayarda da oynayabiliyorsunuz. Eğer Xbox Series XS konsollarından birine sahipseniz
O zaman oyunu 4K 60 FPS'ye kadar çözünürlükte ve frame değerinde, yani kare değerinde oynayabiliyorsunuz. Bu da önemli bir detay, onu da söyleyelim. Ama Xbox One'da da normal Full HD olarak da oynamanız mümkün. PC'deki de tabii durum ise biraz daha bilgisayarınızın gücüne bağlı olarak değişiyor. Öte yandan konsola özel bir oyun olduğu için Microsoft'un ünlü Game Pass aboneliği ile de bu oyunu ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Bu da önemli bir detay. Hani ben bu oyuna 500 lira, 600 lira, 1000 lira para vermeyeyim ki, satın almak isterseniz böyle paralar vermeniz gerekiyor. Paketine göre değişiklik göstermekle beraber. Game Pass aboneliğiniz varsa bunu ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Aboneliğiniz devam ettiği sürece. Bunu da söyleyelim. Oyunu arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyorsunuz. Yani İşte sizin gibi Forza Horizon almış oynamak isteyen arkadaşlarınız varsa yine oyunun içinde multiplayer olarak da oynayabiliyorsunuz. Beraber yarışabiliyorsunuz, etkinliklere katılabiliyorsunuz. Bu serinin diğer oyunlarını da oynayan birisi olarak Forza Horizon 5'i ben çok beğendim, onu söyleyeyim. Özellikle böyle eğlenceli yarışlar istiyorsanız, hani standart bir otomobil yarışı değil de biraz daha böyle eğlenceli olsun, işin içinde müzikler olsun, festival olsun, şu olsun, bu olsun diyorsanız gerçekten de başarılı bir oyun olmuş. Ufak tefek sorunları var oyunun bu arada. Mesela bazı durumlarda ben sesin gittiğini gördüm. Ses gidiyordu. En azından konsol tarafında böyle bir tecrübe yaşadım ben. PC'de herhangi bir sorun olmadı ama konsolda öyle bir sorunlar vardı. Bir de bazı oyunlara giremiyorsunuz arkadaşlar şimdilik. Onunla ilgili bazı düzenlemeler yapılacağını açıkladı Microsoft. Bu düzenlemelerle beraber oyunu çok daha kesintisiz ve akıcı oynayacaksınız. Ama bunlar da çok büyük sorunlar değil. Hani oyunun oynama zevkini ortadan kaldırmıyor ki, oyunda mesela uçakla yarıştığınız, trenle yarıştığınız falan böyle bölümler de var. Evet, gerçekten de yanlış duymadınız. Uçakla yarışıyorsunuz. Gerçi uçağa geçemiyorsunuz, ayrı konu. Bir de trenle yarıştığınız bölüm var ve çok da eğlenceli bunlar. Böyle müzikleri güzel, işte konuşmaları güzel. Bu arada oyun Türkçe değil ama Türkçe altyazılı oynayabiliyorsunuz. O güzel bir özellik. Hani anlamazsanız, İngilizce çok iyi değilse, Türkçe altyazılı olarak da oyun oynadığınız zaman en azından hani neden bahsedildiğini, sizden ne istendiğini çok net ve açık bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bunu da altına özellikle çizeyim. Bir önceki programımızın daha sonuna geldik. Monster Notebook tarafından bize sunulan desteklerle hazırladığımız programımızın bu bölümünde sizlere Forza Horizon 5'i anlatmaya çalıştık. Özellikle yarışı seviyorum, otomobilleri seviyorum, süper otomobiller çok ilgimi çekiyor. Eğlenceli de bir yarış olsun, bir oyunu olsun diyorsanız kesinlikle öneriyoruz. Game Pass aboneliğiniz varsa ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Beğenirseniz satın alırsınız, beğenmezseniz almazsınız. Tamamen size kalmış bir durum. Ama ben şahsi olarak en azından bir denemenizi öneririm eğer Game Pass aboneliğiniz varsa. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Bu arada aynı zamanda hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyorum. Orada da çok güzel teknoloji haberleri ve bu izlediğiniz videonun da dahil olduğu diğer videolarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Oraya da gelirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.